Diyelim de 120'ye 1 metre, yani 100 santim. 100'e 120, böyle iki kat bir kumaşım var. Hemen altındaki farklı kumaşı da gösteriyorum. Evet, kumaşımın dört kenarında üst üste gelecek şekilde yine iki tane olarak katladım. Yani şu kumaşım diye şöyle göstereyim. Bir buradan katladım. Bir de şöyle katladım. Şu an tam şu uç kısmını kullanıyorum. Burada 25'e 25 uzunluğunda bir kareyi buradan söküp alacağım. Evet, zor şartlar altında çektiğim için kusura bakmayın, bu şekilde gösterebiliyorum. Kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu arada hala kumaşlarım 200, yani şurada kırıklar kalmış. Yani iki kat kumaşa uyguluyorum bu işlemi. Biri alt yüzü, biri üst yüzü olacak. Buradan sonra da şuralardan şöyle 14 santimetre burası. Desenlerini ben denk getirmeye çalışıyorum ama çok da önemli değil tabi. Burada da 14 santim, şöyle bir şey denk geliyor. Hemen şöyle kaybetmemek için makasımı çıtlatıyorum. Şöyle şu kısmı da buradan yok edeceğim. Ve tüm kesim işlerim bittikten sonra kalıbım hazır. İsterseniz burada dondurup bu kalıbı, videoyu durdurup kalıbı alabilirsiniz. Şu kenardaki kısa uzunluklarım 14 santim, boydan 1 santim ve yanlamasına da 1,20 santim olduğunu söylemiştim. En son da şuradan 14 santimlik bir yükseklik kesip kenarlarımı 10'ar santim eksiltip böyle bir kalıp oluşturdum. Şimdi kumaşlarımı yüzü yüzüne çevirdim ve sadece şuradaki kısa kenar şöyle hariç tüm etrafını düz dikişle birleştiriyorum. Tüm dikişlerini diktim ve tersine çevirdim parçamı. Bu şekilde doldurdum içini. Ben eski bir minderin, yani evdeki eski kullanmadığımız koltuğun minderini doldurdum. İster elyafla, ister kullanmadığınız kumaşlarla da doldurabilirsiniz arkadaşlar. İşe şurada açık bıraktığım yeri kapatmakla başlıyorum. Bir yorgan iğnem ve ipliğim var. Kenar dikişini de kapattım. Özensiz dikmemin sebebi kenarlarını birleştirmek olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle buradaki uzun kenarın, şuranın, buranın ve şuranın, yani ortada bir dikdörtgen şekli çekecek şekilde yine yorgan iğnemle böyle haldır uldur dikerek oraları kısacağım. Evet, iğnemle çizgi belirleme diyeyim. Çizgi belirleme ya da kenar belirleme işlemini yaptıktan sonra böyle tontik bir görüntü oluyor. Şimdi de bu dört kenarı şöyle, burası şöyle geleyim. Şöyle dört kenarı birleştirerek dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Kenarlardan yine yorgan iğnesiyle.
Tüm dikişlerim bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Projelerimi takip ediyorsanız ve yapıyorsanız Demet Kurtdere Instagram hesabımdan bana fotoğrafla göndermeyi ve abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.